Onur Koleji Batı Kent Kampüsü'nden hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bu süreçte bildiğiniz gibi derslerimize bu şekilde devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son elektriksel kuvvet ve elektriksel alan konularını işlemiştik. Şimdi konumuz elektriksel potansiyel. Öncelikle elektriksel potansiyel enerji dediğimiz bir kavramla başlayacağız. Ne demektir bu? Hatırlarsanız elektriksel alan dediğimiz kavramda bir yük elektriksel bir alan içinde bulunuyorsa bu alan o kuvvete mutlaka bir elektriksel kuvvet uygular. Peki bu elektriksel kuvvet neticesinde bu cisim ne yapar? Sağa sola yukarı aşağı hareket eder değil mi? E, hareket ettiğine göre konumunda sürekli bir değişiklik söz konusu olacak. Peki mekanikteki potansiyel enerjiyi hatırlayalım. Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerji olduğunu söylemiştik. O zaman elektriksel potansiyel enerji de hemen hemen mekanikteki potansiyel enerjiyle benzer şekilde. Şimdi tanımlamaya çalışalım. Elektrik alan içindeki yüklü bir maddenin durumundan dolayı sahip olduğu enerjiye biz elektriksel potansiyel enerji diyoruz arkadaşlar. Elektriksel potansiyel enerji. Ve biz bu elektriksel potansiyel enerjiyi e ve simge olarak küçük p harfiyle gösteriyoruz. Yani potansiyel enerji. Şimdi şekilde Q1 ve Q2 yükleri görüyorsunuz. Aralarında D kadar uzaklık var. Q1 yüklü noktasal cismin etrafında oluşturduğu elektrik alanda bulunan Q2 yükü olsun demişiz. Peki biz bu iki noktasal yükün oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyel enerjisini nasıl bulacağız? Şu formülle buluyoruz. EP olarak gösteriyoruz demiştik. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ile hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu benim elektriksel potansiyel enerjimin formülüdür. İki yükün oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyeli. Ha, Burada k, q1, q2 ve d'ye tanışıksınız. Dolayısıyla hani e, tekrar bir üzerinden geçelim. k neydi? Coulomb sabiti biliyorsunuz. Değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak sorularda karşımıza çıkıyor. q1, q2 bildiğiniz gibi yükler. d de iki yükün arasındaki uzaklık olmuş oluyor arkadaşlarım. Evet, elektriksel potansiyel enerji. Unutma dedik sorularda çok karşımıza gelebiliyor. Skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler. Enerji biliyorsunuz skaler bir büyüklük olduğundan. Elektriksel potansiyel enerjide skaler bir büyüklüktür önemli. Aynı tür işaret yüklere sahip sistemler için enerjiyi pozitif, zıt işaretli yüklere sahip sistemler için enerjiyi negatif işaretli olarak göstereceğiz arkadaşlar. Yani e, kuvvet ve alanda formülde yüklerin artısını eksisini yazmıyorduk. Sadece yön bulurken bizim için önem arz ediyordu. Fakat burada potansiyel enerji hesaplarken formülde yüklerin mutlaka artısını eksisini devreye koyacağız. Şimdi bakalım bir örnek sorumuz var. Şekildeki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç jüldür diyor. Yükleri vermiş aralarındaki mesafe belli. E hemen o zaman formülümü yazıyorum. K çarpı Q1 Q2 bölü D demiştik. K değerim 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1 10 mikro diyor arkadaşlar. Ben bir mikrokolombun yaklaşık 10 üzeri eksi 6 klomp olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu soruda zaten bize verilecek. O zaman ben bunu mutlaka klomba çevirmek zorundayım. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyorum. Tekrar bakın eksi 10 diyorum bu sefer. Çünkü yükün artısı eksisi önemliydi bölü uzaklığım olan 20 diyorum. Şimdi buradan işlemlerimi gerçekleştirirsem. Şuradaki 10 ile şuradaki 20 gitsin. Burada 2 kalsın. Şurası 10 üzeri eksi 12 yaptı. Artı 9 burada var. 10 üzeri eksi 3. Yani 9 çarpı eksi 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2. Peki ben şu 2 ile şu 10'u da sadeleştireyim. O zaman burası eksi 45 çarpı 10 üzeri eksi 3. Birimim arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji olduğu için adı üzerinde enerji jül olacak diyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi iki yük değil de üç tane noktasal yük olursa yani şu şekildeki gibi bu durumda toplam elektriksel potansiyel enerjiyi bulmak için ne yapacağız? Sistemi ikişerli parçalara ayıracağım arkadaşlarım. Öncelikle Q1, Q2 için elektriksel potansiyel enerji hesap edersem ne diyordum? K, Q1, Q2 bölü aralarındaki uzaklık yani D1. Hemen geldim 1, 3 için. K, Q1, Q3 bölü D2 dedim. Geldim 2, 3'e. K çarpı Q2 çarpı Q3 bölü D3 dedim arkadaşlarım. Buradan sistemin toplam enerjisini sorarsa bana 3 yük için ne yapıyorum? İkili ikili parçalara ayırmıştım ya. Hemen hepsini toplayı veriyorum. K Q1 Q2 bölü D1 artı K Q1 Q3 bölü D2 artı K Q2 Q3 bölü D3 deyip sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisini buluyorum arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir örneğimiz daha var. Sistemde yüklü cisimlerin toplam elektriksel potansiyel enerjisi ne kadardır demiş. Hemen hesap edelim. Yine bunların birinci yüküm, ikinci yüküm, üçüncü hüküm olsun. Elektriksel potansiyel enerjiye başlıyorum. Ne dedik? Q1, Q2. K çarpı 2Q çarpı Q. Böyle aralarındaki uzaklık 3D. Artı. Devam ediyorum. 1, 3 olacak. K çarpı 2Q çarpı 3. hüküm olan dikkat edin. Eksi Q bölü. Aralarındaki uzaklık kaç D? 5 devam ediyorum. K 2 ile 3 kaldı. Q çarpı yine eksi q bölü 2d dedim. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. şurası 2k kü kare bölü 3D oldu. Burası dikkat edin eksi 2k kü kare bölü 5D oldu. Burası tekrar eksi k q kare bölü 2D oldu. Peki bunların paydasını eşitleyelim hemen. İsterseniz şöyle yapalım. Bunları ortak kat olan 30'la birleştirelim. Burayı 10'la, burayı ile, burayı da 15'le genişletirsek 20k kare eksi 12k kare eksi 15k kare bölü 30D diyeceğim. Peki bu işlemi yaparsam eksi 27 artı 20'den eksi 7k kare bölü 30D olarak toplam elektriksel potansiyel enerjimi hesaplamış olurum arkadaşlar. Ee, elektriksel potansiyel enerji kavramından sonra geldik elektriksel potansiyel kavramına. Bu ne demek? Birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerji. Demin öğrenmiştik ya. Elektriksel potansiyel enerji ya da 1Q ile artı 1 kulompluk ki biz buna birim yük diyorduk artı 1 kulomb büyüklüğündeki yükün oluşturduğu sistem potansiyel enerjisi olarak tanımlanır. Yani Q yükü ve kendinden D kadar uzaklıkta artı 1 klomluk yüküm var. Peki bu yükün D uzaklıktaki elektriksel potansiyelini ben ne ile gösteriyorum? V harfi ile gösteriyorum. Ve bu V'yi ben arkadaşlar K çarpı Q bölü D formülü ile hesap edebiliyorum. K yine kulomb sabitim. Q elektriksel yüküm. D de benim için e, aradaki uzaklık olmuş oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet sayfayı değiştirmekte biraz zorlandım. <laughs> evet örneğimize bakalım. Şekildeki sistemde sabitlenmiş yüklü cisimlerin K ve L'deki elektriksel potansiyel oranı nedir demiş. Yani benden şunu istiyor. İki yükün birinci olarak K'deki potansiyelini bul, daha sonra L'deki potansiyelini bul ve bunları birbirine oranla başlayalım. Önce VK diyorum K noktası için. Ne demiştik? K çarpı 2 Q bölü K olan uzaklığım D artı diğer eksi 4 Q'nunkini hesaplıyorum. K çarpı bakın yine artım eksi önemli. K çarpı eksi 4 Q bölü 2 D. Peki hesap edelim bakalım. 2 K Q bölü D. Şunla şu gitsin. Eksi 2 K Q bölü D mi geldi burası? E ne geldi? Sıfır mı? K noktasındaki potansiyelim. Peki L'yi hesaplayalım. Şimdi zaten oranın sıfır geleceğini buradan bulmuş oluyorum. VK bölü V ile. Çünkü VK 0 sıfır geldiyse sıfırın belli bir orana bölümü yani belli bir sayıya bölümü zaten sıfır gelecektir. L'yi de hesaplayalım. L için K çarpı 2Q bölü ne diyorum arkadaşlarım? Uzaklığım 2D artı k çarpı eksi 4q bölü d diyorum. Uzaklığım 1d çünkü. Peki şunları gitti. kq bölü d eksi 4kq bölü d'den ne geldi? Eksi 3kq bölü d geldi arkadaşlar. Buradan vk bölü vl yaparsak eğer 0 bölü eksi 3kq bölü d'den oranım sıfır gelecektir arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuza konumuza devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Evden fazla çıkmayın. Hoşçakalın.